Hasret Kalmış Türküler. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Hasret Kalmış Türküler programına hoş geldiniz. Program yapımcısı Emine Yılmaz, teknik yönetmen Uğur Eracil, programı hazırlayan ve sunan ben İclal Akkaplan. Bugünkü programımız Azerbaycan yöresi. Konuğum, Türkiye'de ömrünü, yıllarını müziğe adamış çok değerli Profesör Doktor Şenel Önaldı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Radyomuzun bülbülü. Uzun süredir bir araya gelemedik. Bu bir vesile oluyor. Memnun oldum beni aradığın için, programa çağırdığın için. Çok teşekkür ediyorum. Sayın sanatçı Profesör Şenel Önaldı. Ben sizi yıllardır tanıyorum. Yıllar önce aynı semtte de oturduk İstanbul'da. Merak ederdim ama hiç kısmet olmadı sormak. Sizin Karadeniz'de olduğunuzu biliyorum. Peki bu Azerbaycan müziğine merakınız veya başlamanız nasıl oldu? Önce oradan başlamak istiyorum. Bizim Trabzon'da Tebriz Radyosu rahat çekiyordu benim çocukluk yıllarımda. Çocukluk dönemimde de ut, cümbüş gibi enstrümanları çalıp okuduğum için müziğimize de birçok makam bakımından benzerlik arz ettiğinden kulağım bir taraftan orayı da dinliyordu. Yani dolmuş demek ki çocukken o tür müzikler bizim beynimize yerleşmiş. Dolayısıyla zaman geçti. İstanbul'a geldiğimde abimin arkadaşı Profesör Doktor İbrahim Yıldırım bize geldiği zaman benim tabii bu müzikle uğraşmamdan dolayı bana bir öneride bulunmuştu. Dedi ki, ya Şenel sen Azeri müzikleri icra edebilirsin, yani tar diye bir çalgı var, o çalgıyı çalabilirsin. Dedim abi nasıl bir şey, yani ben bant, plak vesaire varsa getir de dinleyeyim dedim. Sonra o görüşmelerimiz sırasında bana makara bantlardan bir bant verdi. Gerçekten baktım ki geçmişte çocukluğumda dinlediğim ezgiler, yani motamot aynı. Azeri müzik diyoruz tabii bunlara. İran'ın Azerbaycan Türklerinin yaşadığı Tebriz, Tahran gibi illerinde çalınmış eserler gibi. Azerbaycan'ın da sanatçıları tarafından ve o zamanın en ünlü sanatçılarının okuduğu parçaları orada dinlemiş oldum. O yıllarda tabii ki Zeynep Anlarova fakat çok fazla meşhur değildi. Ondan önceki sanatçılar vardı. Sara Gadimova, efendim, Ebülfet, Babaev vesaire. Yani birçok sanatçı vardı. Çok da güzel okuyorlar. Güzel seslilerden seçilmiş sanatçılar hepsi. Sonra tar çalgısını biz böyle hayali olarak bantlardan dinleye ya ben bu tarı nasıl elde ederim? Yani bu çalgıyı nereden buluruz vesaire onun peşine düştük. Daha sonra bir Azerbaycan seyahatimizde oradan bir tane küçük bir kız tarı aldım getirdim. Tabii tar hakkında fazla bilgim olmadığı için elimdeki tar o kadar güzel bir tar değildi. Buna rağmen ben o tar üzerinde bir takım çalışmalar yaptım. Gördüm ki hem bizim bağlamamızı andıran perde itibariyle hem de ut'taki gibi üstten aşağı çalma pozisyonları var. Akort sistemini de öğrenmiş olduk. Daha sonraki fasıllarda bu işi derinleştirmeye başladım. Ya yani artık öyle bir duruma geldim ki ihtisas sağım gibi oldu. Sürekli Azerbaycan müzikleriyle notaları yazarak, eser derleyerek vesaire bir sürü de derleme yaptık o konuda biliyorsunuz. Bu şekilde tarı biraz geliştirmeye başladım. Çok zor bir çalgıydı. Benim için bayağı sıkıntı yarattı çalmakta. Sonra çalınış stillerini, biçimlerini bantlardan dinleyerek tarın nasıl çalınabildiğini vurgulayan, işte o daha sonraki yıllarda konservatuvarda tar derslerine başladığımda bir metot oluşturdum. Biz tabii demir perde ülkeleri olduğu için oradan birçok şeyi getirtemiyoruz, elde edemiyoruz. Hep böyle bantla işleri halletmeye çalıştık.
İlk programım da zaten şöyle oldu. Rahmetli Nida abiye dedim ki bir programda Dişlerin İnci Dendir'i çalacağız. Dişlerin İnci Dendir'i de ben ilk olarak derleyip Ülkü Beşgül'e Ankara Radyosu'nda okumuştu. Sonra Seha Hanım burada bir bant yapacaktı o gün. Dedim ben de bir tar var getirsem çalar mıyız? Dedi ki Hoca Hanım'a danışalım. Neriman Tüfekçi'ye sorduk. O tamam dedi Nida Bey uygun görüyorsa getir dedi. O programda ilk olarak tarı radyoda çalmış oldum. Ve bu okuduğu Dişlerin İncidendir'in başında da bir gazel vardı esasında. Ama sadece türkü tarafını Seha Hanım okudu. Ben de dedim ki buna dedim bir açış yapalım. O zaman Dişlerin İncidendir türküsü mahur makamında olduğu için bir mahur taksimi tarla döşendim işte ilk kez olarak. Çok da güzel olmuştu. Ve bir anda renk kattı radyo çalgılarının içine tar. Herkes çok beğendi, hoş oldular ve tarım başlangıcı bu şekilde oldu. Anlayacağın üzerinde zamanla da durduk. Konservatuvarda hocalığını devam ettirdik, iyi sanatçılar yetiştirdik, iyi hocalar yetiştirdik ve bu böylece devam etti gitti. Sayın hocam, bu güzel sanat yolculuğunuza biraz ara verelim ve sözleri Hava Keskin'e ait olan sizin besteniz güzel bir Azerbaycan şarkısını sizin sesinizden dinleyicilerimize armağan edelim. Şarkının sözleri şöyle. Ben garip ceyranam uca dağlarda, düşmüşem yollara gözel çağlarda. Uca dağlarda düşmüşem yollara güzel çağlarda kurumuş solmuşam veran bağlarda sar beni nazlı yar sar beni üşürem tut benim elimi yoksa ben düşürem sar beni nazlı yar sar beni üşürem tut benim elimi yoksa ben düşürem. Atırdı beni alıp rüzgarlara katırdı beni kaderim feleğe satırdı beni sar beni nazlı yar sar beni üşürem tut benim elimi yoksa ben düşürem sar beni nazlı yar sar beni üşürem tut benim elimi yoksa ben düşürem. Düşe dalmışam boynu bükük yolda garip kalmışam hasretinden sararıp solmuşam sar beni nazlı yar sar beni üşürem tut benim elimi yoksa ben düşürem sar beni nazlı yar sar beni üşürem tut benim elimi yoksa ben düşürem.
sen sövgülüm halın neçedi. Gündüzüm yok benim zaman gecedi. Sene eşkim yar bilesen yücedi. Sar beni nazlı yar, sar beni üşürem. Tut benim elimi yoksa ben üşürem. Sar beni nazlı yar, sar beni üşürem. Tut benim elimi yoksa ben düşürem. Sayın hocam, hani bir deyim vardır meşhur. On parmağında on marifet diye söylerler. Bu tam da sizin için söylenmiş gibi. Çünkü benim bildiğim sadece sizin ayrıyeten bir mesleğiniz var, diş hekimliği. Yıllardan beri konservatuarda öğretim üyeliğini yaptığınız, idareci olduğunuz ve tar hocalığı yaptığınızı biliyorum. Ayrıyeten besteleriniz, şiirleriniz ve benim daha bilmediğim birçok çalışmalarınız oldu. Bütün bunların yanında ayrıyeten çok iyi bir baba, çok iyi bir aile reisi olduğunuzu da biliyorum. Ne güzel, çok güzel sizi tanımış olmak. Sayın hocam, güzel sesinizi dinledikten sonra sanat yaşamınızı dinlemeye devam edelim. Şimdi sanat hayatım, daha önceden de söylemiştim, çocukluk yıllarımdan başlıyor. Mesela ilk kez 6 yaşında ud çalmaya başladım pratik olarak. Sonra abim Doktor Teoman Önaldı'dan nota dersleri, makam dersleri, usul dersleri alarak daha ciddi boyutta çalışmalara başladım. Yani demek ki 7 yaşından itibaren bu işin yavaş yavaş içine girmiş olmuş oldum. Ve ilk türküyü de Bayburt'ta derlemiştim. O zaman ablam Bayburt'ta, eniştem subaydı. Onları ziyarete gittiğimde 2 tane Bayburt türküsü derlemiştim. Oradaki saz çalan arkadaşlardan. Bir tanesi Bayburtlu Zihni'nin meşhur sözleri olan, TRT repertuarında da vardır. Vardım ki yurdundan ayağa götürmüş türküsü. O daha farklı okunuyordu tabii. Benim o zamanki aldığım, derlediğim şekle göre. Bir de Süt Koydum Tencereye diye küçük bir türkü vardı. O ikisini derlemiştim. İlk derlemem de öyle başladı o yıllarda. Daha sonra taksimleri notaya almaya başladım. Türk sanat müziğiyle de devam ediyordum. Tabii dernek vardı, İleri Türk Müziği Konservatuvar Derneği. Orada da tambur, ud, violonsel gibi çalgıları, yani olmayan çalgıları orada icra ederek koroyu güzelleştirmeye çalışıyordum. Sonraki yıllarda işte radyoya giriş yaptık. 66'da başladık. Bu sefer bağlamayı artık tamamen elimizden bırakmamış oluyoruz. Fakat tabii bağlama grup olarak kısır kalıyor. Yani türkülerde zenginlik ihtiva etmiyor sadece bağlama çalmak. Hep böyle arayış içindeydim o yıllarda işte. Zaten 1961-62'de İbrahim abiyle tanıştıktan sonra o tarda elimde ya, ya nasıl eder de nasıl yapar da bunu radyoya sokarız düşüncesi sürekli kafamı kurcalıyordu. Seha Okuş'un okuyacağı türkü programı da denk geldi ve tarı ilk kez tarla çalınan Azeri ezgiler daha bir renkli olmaya başladı. Arkadan işte kemane kafama takılmıştı. Rahmetli Yalçın Özsoy'u da ne yapıp yapıp eline bir kemane vererek bu programda onu kullanmış ve onu da teşvik etmiştim. O da radyoya bu şekilde kemaneyle devam etmiş oldu. Bağlamayı bırakıp kemaneye başladı. Şimdi bu renkler artmaya başladı. Derken konservatuvar 75'te kuruldu. Kurulduğu zaman konservatuvarın hocası olarak bana ihtiyaç vardı. Ben 5 tane dersin hocasıydım. Repertuar, enstrüman bilgisi, tar, bağlama gibi çalgıların hocası sıfatıyla biz göreve başladık. İlk öğrencilerim oldu. İşte Gürkan Özpeker, Mirza Başara, bunlar ilk öğrencilerimdi. Daha bağlamada da vardı birkaç tane öğrencim. Derken zaman geçti, bu öğrenciler çoğalmaya başladı. Televizyon programlarına çıkmaya başladık. Necmi Berbergil artık tarın yapımını üstlendi. Daha önce İsa Koç'la Türkiye'de ilk defa tarı yapmıştık birlikte, yeni bir enstrüman gibi.
biraz daha geliştirerek yapmıştık ama daha sonra Necmi Bebergil daha teknik olarak işin en güzel tarafını ortaya koydu. Tarı daha güzel hale getirdi. Çok çalınacak şekilde soktu. Hatta Azerbaycan'dan gelenler, tarzenler Necmi Bebergil'in yaptığı tarlalara da hayran kalmışlardı. Şu anda aklıma gelenleri böylece kısaca anlatmış oldum. Değerli hocamız Profesör Doktor Şener Önaldın'ın sesinden yine güzel bir Azerbaycan türküsü. Gündüz hayalimde, gece rüyamda bakıram yüzüne, gülmeyirsen yar. Hayalimde, gece rüyamda bakıram yüzüne, gülmeyirsen yar. Seher akşam yollarını gözlerim, gelirim değildin, gelmeyirsen yar. Adını anaram, gözüm yaş dolar. Maziden anılar, yadımda kalar. Gözlerimde resmine bak, benim kıymetimi bilmeyirsen yar, benim kıymetimi bilmeyirsen yar. Sızlarım duyulmaz derdim, ben senin uğruna eşkimi verdim. Çıkarıp göğsümden gönlümü verdim, tenezzül edip de almayırsan yar. Adını ararım, gözüm yaş dolar. Maziden anılar, yadımda kalar. Gözlerimde resmine bak, benim kıymetimi bilmeyirsen yar, benim kıymetimi bilmeyirsen yar, bilmeyirsen yar. Kıymetli hocam, yüreğinize sağlık. Ne kadar güzel seslendirmişsiniz. Sayın Profesör Doktor Şenel Önaldı, ne kadar güzel anlattınız hayatınızı tatlı bir şekilde, içten, doğal, güzel, samimi. Tam hani böyle yorulmuşsunuz, sanatta yorulmuşsunuz, doğmuşsunuz Allah'ın verdiği bir yetenekle. Ve ondan sonra da o kendiliğinden akmış bir su nasıl akar yolunu bulursa, siz de o şekilde güzel gittikçe geliştirmişsiniz. Peki hocam, siz bu işin en büyük hocası olarak müziğe meraklı gençlerimize, gönül vermiş dinleyicilerimize
Neler söylemek istiyorsunuz sanatla ilgili? Özellikle de şu anda talebe olan gençlerimiz var. Müzik öğretmenliği okuyan gençlerimiz var. Radyoda olan çok genç sanatçı arkadaşlarımız var. Onlara ne önerileriniz olabilir? Şimdi öğrencilerime genel olarak bunu aşılamışımdır birçoğuna. Sadece beni taklit etmekle yetinmeyin. Yaratıcı olun. Yaratıcı olmak ayrı bir hüner istiyor. Söz gelimi, şimdi programa koymayı düşündüğünüz bestelerden iki tanesinin sözleri bir Türk şairi olarak Türk şairine Azerbaycan tarzı nasıl yazılır tarzında bir tüyo verdim. Düzenlemeler yaptık ve bu Azeri tarzda iki tane eser ortaya çıkmış oldu. Bir Türk'ün Azerbaycan tarzı, ağzı, şiir yazması çok zor. Çünkü yörenin terimlerini bilmiyorsun. Ona göre düşünüp yazmakta oldukça güç. Burada mesela birini teşvik ediyoruz. Bir şairi Azeri tarzda eser yazmaya teşvik etmiş oluyoruz. Bu başka bir konu. Mesela derlemelerimde özellikle seçerken derlemeleri en vurucu, en popüler olabilecek tarzdaki eserleri ilk olarak radyolarımıza vermeye çalıştım. Yani öyle fasafiso gelişi güzel parçalar değil. Evet bazıları kıvraktır, oynaktır ama ağır olanlar, böyle oturaklı olan havalar da vardır. Söz gelimi ilk defa verdiğim Geceler Ay Geceler türküsü, Azeri türkü. Bu türküyü de sağ olsun Ali Rıza Gündoğdu da Ankara Radyosu'nda ilk kez okumuştu. Bu tür eserleri, işte Huşeng Azerioğlu'nu buraya geldiği zaman koltuğumuzun altına aldık. Onu radyoda birlikte programlar yaptık. Televizyonlara çıktık. Hep böyle insanların aklında kalıcı şeyler yapmaya çalıştık. Sanatta hit olabilecek meseleleri düşünmek lazım. Yani ben gençlere sadece bilgilerini aynı yönde kullansınlar diye tavsiye etmiyorum. Değişik şeyler yapsınlar. Eldeki bilgilerini daha farklı yönlere taşısınlar. Kendileri bir şeyler katsınlar. Ben gençlerden, yani müzikle uğraşan herkesten bunu bekliyorum. Sanatçıdan da, çalandan da, söyleyenden de. Sayın hocam, sizinle 10 program yapsak yine de sizin müzik ile ilgili konuşmalarınızı, bilgilerinizi benim süresi kısa olan bu programıma sığdıramayız. Çünkü sizin ömrünüz boyunca bu konudaki bilgileriniz bir deniz, bir derya gibi maşallah. Sizi en yakın zamanda tekrar konuk etmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki gençlere veya müzikseverlere anlatacağınız çok faydalı bilgileriniz var. Bundan %100 eminim. Ben bile yılların sanatçısıyım ama yine de sizden hala öğrendiğim çok şey var. Ben size sıhhatli, güzel bir ömür diliyorum ailenizle beraber. Güzel nice yıllar yaşayıp gençlere, müziksevenlere faydalı olursunuz efendim. Evet, bugünkü konuğum Profesör Doktor Sanatçı Şenel Önal'dıydı. Kendisi benim programıma şeref verdiler efendim. O kıymetli bilgileri için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar programımda onu konuk etmekten büyük bir onur duyacağım. Şenel Hocam, çok teşekkür ederim. Veda ederken dinleyicilerimize söylemek istediğiniz mutlaka birkaç cümle olabilir. Size bırakıyorum mikrofonu. Güzel ses deyince aklıma ilk gelen sensin. Konuşma sanatın da çok müthiş ve güzel. Allah sana bu yetenekleri vermiş. Bunlar çok önemli şeyler. Tabii ki bu yeteneklerle senin aldığın kültür, annenden, babandan, rahmetlilerden gelen öğretmen sıfatlarıyla seni yetiştirmiş olmaları, hem senin güzel konuşma sanatını, hem güzel kültürünü, hem güzel sesini ortaya çıkarıyor. Boşuna ben sana radyonun bülbülüsün demiyorum. Bir zamanlar Diyarbakırlı Celal Güzel Ses vardı biliyorsun. Oydu erkekler arasındaki bülbül. Şimdi İclal Akkaplan artık bülbül. Hanımlar arasında da İclal Akkaplan'ın yeri bambaşka. Allah seni bizden eksik etmesin. Seyircilerinden de ayrı koymasın. Allah uzun ömür versin sana ve hayırlı uğurlu olsun. Hocamız Şenel Önaldı'nın konservatuarda talebesi olan ve bugün radyonun çok değerli tar sanatçısı Mirza Başaran'ın bana eşlik ettiği güzel bir Azerbaycan şarkısı. Ayrılık.
benim sesimden dinleyeceksiniz. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Program yapımcısı Emine Yılmaz, teknik yönetmen Uğur Eracil, programı hazırlayan ve sunan ben İcdel Akkaplan. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Fikrinden geceler yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Fikrinden geceler yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Neyleyim ki sana dertten yaman olar ayrılık. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten yaman olan ayrılık. Kara geceler bilmirem ben gedim hara geceler uzundur hicrinden kara geceler bilmirem ben gedim hara geceler olupdur galibimde yara dertten yaman olan ayrılık. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten yaman olan ayrılık.
Love.